namelerim ile giremem o cennetine. Ben bu amellerim ile giremem o cennetine. Rabbim bizi de affeyle, koy bizi de cennetine. Rabbim bizi de affeyle, koy bizi de cennetine. Cennetine, cennetine, koy bizi de cennetine. Rabbim bizi de affeyle, koy bizi de cennetine. Cennetine, cennetine, koy bizi de cennetine. Rabbim bizi de affeyle, koy bizi de cennetine. Çok korkuyorum ölümden, ölüm değil amelimden. Çok korkuyorum ölümden, ölüm değil amelimden. Korkum Azrail'den değil, cehennemin ateşinden. Korkum Azrail'den değil, cehennemin ateşinden. Cennetine, cennetine, koy bizi de cennetine. Rabbim bizi de affeyle, koy bizi de cennetine. Efendim merhabalar, merhabalar efendim, iyi akşamlar. Özellikle efendim ilahiyi neden okudum? Öncelikle onu açıklamak istiyorum efendim. Biliyorsunuz ki Şengül ve Zeynep bu ilahi, cennetine ilahi kendi sesimden dalga geçtiler. Önce kendilerine bakacaklar. O yüzden cennetine ilahimle başladım efendim. Efendim, sevgili Fulya Hanım efendi geldi. Alıyoruz efendim. Buyurun. Teşekkür ediyorum efendim. Evet, bugün makyaj farklı oldu efendim. Evet. Sana cevap veremeyeceğim. Seni her yerden çıkartıyorum, karşıma çıkıyorsun. İstediğini yaz evladım oradan. İstediğini söyle, görmezden geleceğim. Tamam. Yani. 50 yaşındayım. Daha kaç yaşındasın? Beni çekemiyorsun. Ben ne yapayım şimdi? Sana laf mı yetiştireceğim burada? He? Elif Hanım teşekkür ediyorum efendim. Kız nereden geldin? Gene Şengül mü yolladı seni? He? Bak 50 yaşındayım maşallah. Hiç gösteriyor muyum? He? Hiçbir tarafımda selülit var mı? Yok. Değil mi? Aa. Söyle, söyle. Ben biliyorum seni buraya kimin gönderdiğini. Kendin söylersin, kendin görürsün. Ben görmezden geleceğim. Gerçekten.
Evet, Fulya neredesin? Keklik Mavisi efendim, hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. Evet. Bunu bence herhalde bunu Şengül gönderdi. Efendim, bunu YouTube Baysal TV kanalıma yükleyeceğim. Ondan sonra biliyorsunuz ki Şengül'le Zeynep okuduğum, kendi sesimle okumuş olduğum Cennetine İlahi'yle alay ettiler. O yüzden programıma başlamadan önce efendim, Cennetim ilahisini okuyarak başladım efendim. Gel kızım, gel şuraya. Gel kraliçem benim. Hayır. Olmaz. Ha. Dur. Kaldırma beni. Buraya gel. Gel. Gel buraya gel. Buraya. Hop et. Aferin akıllısın sen. Ha. Kaldırma kızım. Evet, keklik mavisi demiş ki maşallah demiş efendim. Teşekkür ediyorum. Ondan sonra konuğum nerede efendim? Konuğum. Konuğum az önce buradaydı efendim. Herhalde ki. Görüyorsunuz değil mi efendim? Yani. Gel kızım gel. Aferin otur kızım. Kız anne, anne kız takım olmuşuz. Sen de Beşiktaşlısın. Öyle mi? Ben de Beşiktaş olmuşum. Bu renkler Beşiktaş değil mi efendim? Aa, ne rengi? Yanlış olmasın. Kızım da Beşiktaş, ben de Beşiktaş. Kızım da beyaz siyah, ben de beyaz siyah. Saçım da platin. Güzel. Değil mi? Ay, ay. Ay efendim, nazar mı değdi fındık burnuma? Hı. Bilmiyorum ki. Hayır, bugün kelebek yaptım dudağımı. Hayır. Aa, Sibel Hanım, tam cıvır alıktırıyorsunuz. Teşekkürler efendim. Aa, Yaprak Hanım. Aa, çok mersi efendim. Yok, burada birisi var efendim. Silülüt lakabı. Evet. Bana nazar değdi fındık burnuma. O yüzden ipi çiteyle biraz burnumu şey yapıyorum. Tabii. Boğaz selülütü güzellik salonu. Boğaz selülüt güzellik salonu. Burada. Aha. Evet. Gözde Hanım hoş geldiniz efendim. Ayol ne ona prim vereceğim Allah aşkına, ama kendisi söylesin, kendisi dursun. Vay 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 Görüyorsunuz değil mi efendim? Nasıl efendim makyajım? Beğendiniz mi? Beğendiniz. Çok mersi efendim.
Aynen katılıyorum. Aynen canım. Aynen. Doğru söylüyorsun bir tanem. Doğru söylüyorsun. Görünen köy kılavuz istemez canım. Doğru konuşanı zaten 9 köyden kovuyorlar. O da var. Nasıl olacak? Nasıl olacak efendim? Ha? Ha, giyimim olarak mı? Giyimim olarak efendim mecburiyetten böyle giydim ki çünkü bu video Baysal TV YouTube kanalıma atılacak efendim. Ondan dolayı. Evet. Ha, giyim olarak da mı? Evet. Fulya gelene kadar ben konuşayım. Şimdi tabii ki ben isim veririm. İsim vererek konuşurum ben. Şimdi önce Şengül'den başlayalım. Şengül, kalktın hakkımda yalan yanlış haberler yaptın. Sibel Baysal ebedi kokuryeyi naşladı dedin. Bir. Buna hakkın var mı? Benim üzerimden, benim ismimden prim kasmaya çalışıyorsun. Sonra bu Zeynep olan kayıtçı Zeynep kalkıyorsun bana ve Fulya'ya karşı dolduruyorsun. Değil mi? O da bana WhatsApp'tan madilik alıkıyor bana. Bir de diyorsunuz ki koskoca Sibel Baysal'ın yanında biz fenomeniz diyorsunuz. Asıl burada bir fenomen, bir marka varsa o da Sibel Baysal'dır. Bu aşikarca alanen bilinen bir marka. Ben şahsen Sibel Baysal'ın yanında ben fenomenim demeye utanırım. Gerçekten. Yani. Kalktın. Kalktın komşun ebedi kokuryeyi haşladı Şengül. 2 saat boyunca mezarlıktan gelmelerini bekledin. Çünkü ne için? Kalktın orada evet kokoriye naşlayan komşuna hani söylemediğin kelime kalmadı. Söylemediğin kelime kalmadı. Sonrasında kalk. Ay. Ay gülmen geçsin de devam edeceğim efendim. Kalktın cenazenin mezarlıktan gelmesini bekledin. Başına küründen yağlık taktın. Camdan erkeğe yattın. Tabureler boş diyorsun. Daha gelmediler diyorsun. Sonra mezarlıktan gelirken yağlığı takıyorsun. Gidiyorsun ve onlar sana lahmacunla
Ayran vermiyorlar. Seni oradan haşlatıyorlar. Sen de sinirinde. Sen de sinirinden yağlarını çıkartıyorsun. Benim yediğim eriye de göz dikmişsin. Pirzolalarıma da, etlerime de kuruttun beni. Neyse, orada da işte sana şey vermediler. Ha. Benim eriğim 2 gün önce benim eriğim hakkında eriğimi çekemiyorsun. Orada bahçede 2-3 tane erik ağacı gösteriyorsun. Fideyle lahmacunu sana vermediler diye kalktın o yağlık var ya yemeğini. Onu kalktın erik ağacına fırlattın. Cebinden de çekirdek çıkarttın. Sinirden, çünkü etli pideyle ayran vermediklerinden dolayı sinirden cebinden çekirdeği çıkartıp sinirli bir şekilde çitledin. Şimdi sen, Adana hoş geldin. Şimdi sen komşunun ebedi kukriye haşladığında madilik yaparsan, sen bir de oradan etli pideyle ayran mı bekliyorsun? Nasıl haşlattılar seni? Evet. O şeyden aldım. O gittiğim kozmetik var ya sana tarif etmiştim. Oradan aldım boyayı. Bir de oje almıştım zaten biliyorsun. Şu renkte. Başka bir de oksidön almıştım oradan. Orası çok uygun Adara. Çünkü toptancı kozmetik olduğu için fiyatlar uygun. Aha, oraya gitmeni tavsiye ederim. Git yani. Bana gelmeden git oraya. Ablanla bana gelmeden git oraya. Vallahi uygun orası. Pazartesi gideceksin. Tamam. Ondan sonra efendim bildi yani ben 2 senedir ben bu Zeynep Hanım'ı buralarda görüyorum. Bu oyuna tur atıyor. Bu oyuna kamera almış kayıtta. Ya bir günden bir güne de görmedim ki bir paparonhaneye gittiğini. Yani arşiv olsa dolar taşar. 2 yıldır buralarda. Bu oyuna cirit atıyor. Öteki de oturuyor orada. Çekirdek. Belde göndereni de naşlatıyor, madilik yapıyor. Gene göndereni de öyle yapıyor. Yani kalkmış, oturmuş oraya bana belden haşlatacaksınız. Roy Bey sizin çamaşır makinenizi ortaya çıkarttı. Almamışsınız. Alın diye para göndermiş. Sonra gidiyorsunuz, çok güzel bir poz veriyorsunuz. Şimdi her gün yapmış olduğunuz yayınlar kombinin önünde, kombi arkanızda. Ama siz herhalde başka bir eve gittiniz ki o çamaşır makinesinin önünde poz verdiniz. Ha biz de yuttuk. Yuttuk mu? Hayır. Çünkü biz senin kombine alıştık artık. Tamam. Kesin Tuğçe. Kesin hayatım. Gerçekten. Şimdi efendim, alınmayan bir çamaşır makinesi gitmiş herhalde komşusuna. Yani şimdi Günür Hanım efendiyle konuşmuyoruz.
Günür hanımefendi bana çamaşır makinesi aldı. Şimdi ben onu komşuma mı bırakayım yoksa evime mi kurdurtturayım? Soruyorum size. Aldım eve kurdurtturdum. Komşum da ya bir kere Günür Hanım'ın bana göndermiş olduğu çamaşır makinesinin komşumda ne işi var? Roy misali. Feride misali. Ha? Yani bu kadar mı? Kezbanız. Asıl kezban olan sensin diyeceğim ama sen de naşarsın. Nasıl olacak? Kış şimdi de karpuz yiyorum. Akşam şimdi açar gene der ki ne karpuz yiyordu. Tabii eriğime göz dikiyor hayatım. Ondan sonra da 3 tane erik ağacı gösteriyor bana. Var, dolapta eriğim de var ama ekşi, küçük. Onu bırakmaz. Telefonu bırakır mı komşuya? Fitik nereden gelecek o zaman? Telefonu şimdi komşuya bıraksa. Bunlar ne olacak? Bunlar ne olacak efendim? Olmaz telefonu komşuya bırakmaz. Çekirdeği de bırakmaz. Bunları da bırakmaz. Çamaşır makinesini bırakmış komşuya. Şimdi telefonu bıraksa fitikler gidecek. Düşünemiyor musunuz? Aa, aşk olsun. Yani Sibel solistiniz olmazsa gerçekten anlamayacaksınız. Olur mu efendim? Ay. Ha. Tabii. Çünkü ne diyeyim yani konuşacaklarım bu kadar bu iki şahıs hakkında. Daha ne diyeyim efendim? Ne diyeyim? Evet, Allah izin verirse efendim klibim çekildiğinde şu an gözümde kirpik yok. Takmayı da bilmiyorum zaten. Makyajım böyle olacak efendim klipte. Beğendiniz mi? Aynen efendim Tuğçe Hanım. Aynen doğru söylüyorsunuz. Sonra sen kendi bana numaranı veriyorsun. Ver mi? Ver mi istedim senden? Aa, numarayı bana veriyorsun. Sonra madilik alıkıyorsun bana. Kız ben 12 sene bir fil cezaevinde yatmışım. Ben orada boş mu kaldım? Ha? Tekstilde çırak olarak girdim. Kalfa oldum. Normal makine ustası oldum. Ondan sonra overlock ustası oldum. Ön destekli muhasebelere girdim. 3 program. Onları kazandım. Hukuk okudum, onu kazandım. Cezaevinde. Anestezi bölümünü okudum, kazandım. Güzellik uzmanlığı sertifikasını aldım. Aşçılık sertifikasını aldım. Mutfakta da çalıştım. Çamaşırhanede de çalıştım. Müzik eğitim şan derslerine de gittim. Seminerlere de katıldım. Ben 12 sene bir cezaevinde boş durmadım ki.
Üniversiteyi de orada bitirdim. Halk eğitim merkez şey, ama şeyinde işte anlayın. Halk eğitim birisi yazabilir mi? Halk eğitim şey Emir'cim hoş geldin. Ay İnci Sultanım gelmiş. Bakayım beğenecek mi efendim saçımı, makyajımı. İnci Sultanım. Nasıl? Vallahi ben boyadım. Şey, halk eğitim merkezi. Halk eğitim merkezi. Evet Melik ablacığım. Halk eğitim merkezinde okudum. Üniversite bitirdim. Ben cezaevine girmeden önce ortaokuldaydım ben. Ortaokul mezunuydum. Ama Sayın Adalet Bakanımız tabii ki beni okuttu yani. Ben içeride boş kalmadım. 12 sene bir fiil. Artı şunu da söyleyeyim. Ben şu anda İşkur'a başvurduğum an tabii ki vergi tabelası şartı istiyor. Herhangi bir küçük iş yeri de olabilir veya normal bir iş yeri. Vergi tabelası olup İşkur'a Adalet Bakanlığı'nın İşkur'una başvurduğum zaman 400 bin TL hibe veriyor bana. Çünkü 12 sene bir fil cezaevinde yattığımdan dolayı. Sadece bana değil, bu tür hükümlülere, bu tür uzun ceza yazan, yatanlara 30 şey pardon 400 bin hibe veriyor. Hibe ediyor sana. Ama bana vergi tabelası getir diyor iş yerinin diyor ruhsatıyla diyor. Onu istiyor. 400 bin TL'yi de sana çok cüzi miktarda aylık çok cüzi miktarda öde diyor. Ama 400 bin TL'yi de yani milyarı sana hibe ediyor. Şimdi ben isteyeyim odamı kuaför yaparım. Yatak odamı. Vergi tabelasını çıkartırım. Olmadı bir dükkan tutarım şuradan küçük. Onu şart koşuyor. Bana diyor şeyi getireceksin diyor. Diyor benim abim aldı Adana'da. Abim aldı. Dükkan açtı. Başvurdu. Abim mi? 24 sene yattı. O hiç yararlanmadı. Hiçbir yasadan yararlanmadı. Karısını evledi kokurik çocuk yüzünden. Yok ona hiç indirim sağlanmadı. İyi hal dahi verilmedi ona. Çıktı 24 sene mi? Öyle bir şey. 26 sene mi? Öyle bir şey yattı. Ondan sonra gitti. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu. Evet. Sonra gitti. Adalet Bakanlığı'na bağlı İşkur'a başvurdu. 400 bin TL hibe verildi. 400 bin TL de aylık cüzi miktarda. Yani 500 TL bile değil. Evet abim açtı Adana'da. Aldı. Bu sadece Sibel Baysal veya abisi için geçerli değil. Tüm uzun yatan hükümlüler için geçerli. Ama şart koşuyor. Diyor ki ne? Vergi tabelanı getir. Ruhsat, iş yeri ruhsatını getir. Ben de sana bu 400 bin TL'yi hibe ediyorum. 400 bin TL'yi de sana aylık 500 bile 500'ün altında cüzi miktarda ödeme yap diyor. Bu tüm hükümlüler, uzun yatmış hükümlüler için geçerli. Ben de elimde böyle bir imkan varken ne diyeceksiniz tabii ki haliyle. Madem elinde böyle bir imkan varken ne neden kullanmıyorsun? Çünkü sağlam eleman yok. Güvenebileceğin bir eleman yok. Yoksa neden açmayın bir iş yeri?
Ama tek başına yapamam. Tabii ki bir eleman gerekiyor. Şimdi kalkıp da Mehmet abiye mi makyaj yapıyor herhalde. Mehmet abiye mi güveneyim? Hayır. Eski eşime mi güveneyim? Asla. Kime güveneceğim? O yüzden böyle bir imkan tabii ki var ama yani güvenebileceğim bir eleman yok yani. Selam. Evet, nihayet efendim görüntü geldi. Yapıldı mı efendim, makyaj burada mı yapılacak? Ben gereğini konuştum, sen hiç konuşma, ben konuşayım. Yok yok, makyaj falan yapmadım ben. Ha, burada yapacağım. Burada yapayım. Olur. Ha. Ben gereğini konuştum, fazla da prim vermeyelim, ikisi hakkında konuştum ben. Tamam. Tekrar o konuya girmiyor. Ha mesela Hulya, Ankara'da olmuş olsa ben Fulya'ya her türlü güvenirim. Yani o iş yerini açarım ve Adalet Bakanlığı'na bağlı iş kurdanına 400 bin hibeyi alırım. 400 bin de öyle çok cüzi rakamlarda veriyor. Fulya'ya güvenirim. Ama Fulya Ankara'da değil. Çünkü ben Mehmet abiye güvenemem. Ama Fulya'ya güvenirim. Fulya çünkü yani kültürlü, bilgili, hani İş yerini muhasebe, hatta muhasebeci bile tutmamıza gerek kalmaz. Zaten muhasebecilik kendisi yapar. Tabii Onu bilirim. canım, tabii, hallederim öyle bir şey Ama olsa, olur işte mu? Fulya İstanbul'da, ben Ankara'da. Keşke burada olsaydı da o hibeyi alsaydım, iş yerinde açardım. Ruhsatı da alıp götürürdüm. 400 bin TL. Güzel de olurdu. 400 bin TL de öyle veriyorlar zaten. Kimseyle 400 bin TL, ortak hayır şimdi şey yapmam. ben İnsanlar hep onu bir şey söyleyeyim. mi Hulya. kapatıyor? Sürekli zam geliyor, müşteriler gelmiyor. Hulyacığım, ben 12 sene bir tür cezaevinde yattığımdan dolayı bana hak tanıyor. Yani sadece bana değil, uzun yatan hükümlülere, Adalet Bakanlığı. Diyor ki, bana diyor, iş yeri ruhsatı getir diyor. Vergi tabelası getir diyor. Ben diyor sana 400 bin TL hibe edeyim diyor. 400 bin TL'yi de diyor, ben sana diyor 500, aylık 500 TL'nin altında diyor. Yani çok ucuz değil. Rakamla diyor, onu da öde diyor. Benim abim yengem Ebru Kokuyan'ı açtı çocuk yüzünden. O hiçbir yasadan faydalanmadı. 24-26 sene yattı, çıktı ve şu anda Adana'da 400 bin TL'yi aldı. 400 bin TL de borç, cüzi rakamda, aylık şeyde dükkan açtı iş yeri. Ben de diyorum ki Fulya Hanım eğer burada olmuş olsaydı, Fulya Hanım'a ben tabii Tabii ki güvenim. canım, seve seve. Ama ben Ben de şimdi seve kalkıp seve da Mehmet yaparım abiye güvenemem. Mehmet abinin sağ solu belli değil yani. Eski Her eşime gün hiç güvenmem. zam geliyor diyor şu an, doğru. Eski Aa, eşime zaten hiç ayıpsın. güvenmem. Hava Günaydıncığım, ayıpsın yani, şüphen olmasın. Aşağıdan laf sokmuş da bana. Alıkma dedim ya sana. O Duru da geldi bana madilik yaptı. Ben görmezden geldim. Hayır, biz sesli okumuyoruz. Ha. Zeynep geldi. Öyle mi? Unutmuşum. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Ben bir şey mi dedim? Pardon. Kameranız Hiç. yanınızda mı efendim? Benim mi? Hayır. Zeynep Hanım'ım, kameranız yanınızda mı efendim? Sizinle olan alakalı olan konuşmalarım başta kaldı. Geç yetiştiniz. Kameraman Zeynep Hanım kız. Tanıtayım. Aha, Doğrudur. benim kalbim falan çekiyor. Doğrudur. Kalbimi çekiyor. He.
Kameraman kendisi. Allah Allah, ne oldu bu böyle kafa tutar oldu sana karşı? Bir özgüven gelmiş Tamam, ay buna. alıkma diyorum sana Fulya, Allah aşkına ya. Hadi aç da makyaj yap hadi. Tamam. Meşhur makyaj çantamı getireyim. Senin meşhur kovan gibi. Geliyorum. Efendim, Baysal TV Hayatım. kanalıma Film. yüklenecek bir video bu. Mantıklı olanları tabii ki okurum. Ama mantıksız olanları da okuyamam. Çünkü biliyorsunuz en ufak bir şeyde reklam yapma alıkmıyor. O yüzden. Yani zaten başta gereğini konuştum ben bunlar hakkında. Baysal TV YouTube. Evet. Kız benim eriğim var. Vallahi var. Yemin ederim eriğim var dolapta. Ama yani küçük ekşi. Bacımın Adana'dan getirdiği erik güzeldi. Papaz eriği mi diyorlar, ne diyorlar? Evet. Canlı yayında YouTube Baysal TV kanalında Hülya Hanım makyaj tarifi efendim. Buyurun. Evet. Polia görmezden gel. Benim bak katırım varsa görmezden gel. Biliyorsun Baysal TV'ye şey yapıyoruz burada. Makyaj tarifi. Minik Şimdi Hanım hoş öncelikle geldiniz. nasıl düzeltilir? Hayranlarım ona gerekeni söylerler. Sen merak etme. Alttan söylesinler ona gereğini. Feride Hanım hoş geldiniz efendim. İşte bak, bakınız efendim. Zeynep Hanım, siz böyle yaptığınız süre içerisinde sizi hiç kimse izlemez. Sonra diyorsun ki neden beni izlemiyorlar? Çünkü bak geliyorsun işte burada. Çok gürültü çıkıyordu da camı kapattım. Çok bulanık ama ya. Dur bakayım. Niye bulanık? Neresi bulanık? Şu an net mi Hülya? Dur bakayım bir sileyim camı. Kız İyi mi şimdi? seni burada konuşan yok, kendi kendine gelin güvey olma işte. Sen kendin geliyorsun. Ben okumuyorum. Okumuyorum. Alttakiler sana da yazsın. Şunu seviyorum, porselen şeysi. Evet, Baysal TV YouTube kanalımda efendim. Hülya Hanım ve siz ver solistinizden makyaj tarifi. Rozallı. Bir de benim şöyle bir paletim var. Bunu kullanacağım bugün. Biraz gölge vereceğim bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Yapacağız bakalım. Bir de aydınlatıcım var. Aydınlatıcıyla da gözleri biraz yukarı doğru kaldıracağım, çekeceğiz yani. Şu da zaten şey. Şimdi önce ne yapıyorum? Makyaj bazı. Bir şey yok. Bol miktarda makyaj bazı sürüyorum. Neden? Çünkü ben seviyorum. Benim işimi görüyor. Makyaj bazı önemli.
Makyaj bazı önemli dedim ve kapağı bozuldu. Hala çıkamadın mı? Hmm. Hiç güleceğim yoktu. Aa. Tabii ki makyaj yapıyoruz. Git sen de yap kız. Çay bahçesinde. Çayın içerikten. Herkes yapabilir makyaj. Ama makyaj yapmayı bilen yapar. Lifting yapıyorum biraz da. Seda Hanım hoş geldiniz. Adem merhaba. Heh. Makyaj bazını sürdüm. Sonra ne yapıyordum? Leke kremi biraz sürüyorum. Makyaj yapıyorum hayatım, makyaj. Kremi de aydınlık etki veriyor, biraz nemlendiriyor. Ay Ben leke kremi Seda kullanıyorum. Özellikle Hanım, şimdi Poli güzel Hanım burada kalmasam. Baysal TV'de YouTube'da makyaj yapıyor. Beni bir iki dakika arar mısınız normal telefondan? Buradan ben sesi kısacağım. Size önemli bir şey söyleyeceğim. Buyurun Seda Hanım. Başak Kraliçem hoş geldiniz efendim. Nasıl olmuş Başak makyajım? Kendimi Saçım nasıl olmuş Başakçım? Bir tane. Ondoten. BB sürmeyeceğim ya. BB kullanacağım, az kalmış zaten. Kameraman anlaşladı mı buradan? Burada mı? Evet Göz Başak'cığım altı soruyorum. kapatıklarını Gerçekten. Gerçekten kullanmıyorum. Seyirci soruyorum Başak biliyorsun. Gölgeli gözaltlarını makyaj ve saçımı kendim boyadım bu renge. Yemin ederim sana. Kuaföre falan gitmedim Başak. Yalan konuşmuyorum. Nasıl olmuş? Beğendin mi? nokta nokta yapın fondöteni. Şimdi yayacağız. Ben fondöten fırçası ayırdım, onunla yayıyorum. Dur bakalım şimdi. Bu nüt tonu bir makyaj ama gölgelendireceğim biraz bunu ve cilt altlarımı küçülteceğim. Yani şu kısmı küçülteceğim. Şuramda bir leke vardı. Bakın nasıl kapandı, gördünüz mü? Ben yani. Gözaltı kapatıcısı sürmüyorum, önermiyorum da, yaşlandırıyor gerçekten. Evet efendim. Başak Hanım demiş çok güzel olmuş demiş. Teşekkür ediyorum Başakçı. Makyajıma saçıma. Benim Az önce de bir daha yüzlerden. soruştum aradı beni. O Başlar da aynısını ya. söyledi. Başlarımı da özellikle böyle yaptım. Sevmiyorum makyaj yaparken önüme gelsin. Hoş zaten boyayacağım. Evet, iyice yaydım. İyice yaydım. Yıktan Şimdi ne vardan. yapacağım? Biraz kalem süreceğim. Aa Yeliz Kraliçem gelmiş. Hoş geldiniz efendim. Ya hayatım her zaman şey yapıyorum.
Yani her zaman düz boyuyorum. Bu sefer de kelebek Ha, içine kalkıp da yani yaslandı. dudağımı şey yaptırmayın bana ya. Bu seferlik de yani kelebek olarak çizdim yani. Şimdi burayı şey yapsan olmaz. Yok. Gullüm videosunda olur. Ama biliyorsunuz yani bu Bay Sağ TV YouTube kanalım. Aralardaki bu boşluğu tamamlıyorum ben ya. Benim kaşlarım zaten şey, biraz da uzatıyorum haliyle. Evet. Ama şey bak Allah için konuşuyorum. Aydan Şener'e benziyor. Özellikle o Çalıkuşu filmi vardı ya hatırlarsınız ben çocukken izlerdim o zaman. Yapayım biraz? Gölge yapayım. Gölge içinde bir zemin hazırlayacağım. Aa, teşekkürler. Beyaz renkte bir Yakışan. zemin hazırlayacağım. Yukarıya doğru veriyorum bunu. Neden? Gözlerim aşağı doğru inik olmasın. Siyah mı kullanıyorsun? Hayır, açık renkte kullanıyorum. Zemin oluşturuyorum. Yukarı doğru bak veriyorum. Neden? Bak. Bak bu aşağı inik bak. Gördün mü? Zemin oluşturuyorum. Açık renkte bak. Bak şu gözümü görüyorsunuz. Bak bunu görüyorsunuz. Yok ben Seda Hanım'la konuştum. Anlattım. Siz herhalde dudak şeyimden mi anladınız konuşurken? Doğrudur. Evet onu söyledim. Değil ya işte o peyman. Zaten kadın diyor ki ben onu de şeye lıktım diyor paparona hani. Seda öyle şeylerde şey yapmaz. O da benim. Saçın bitiminden yukarı doğru kaldırıyorum beyaz Normal renk. şartım zaten. Şimdi nüt tonu bir renk. Nüt. Şimdi sen buraya geliyorsun. Ondan sonra diyorsun ki benim hakkında konuşmayın. Seni buraya davet eden mi oldu? Sen kendin geliyorsun. Siz konuşuyorsunuz Şengül'le beraber. Ben çıkıyorum diyorsun ama hala buradasın. Anlamadım yani. Bir anlam veremedim ben sana. Sen beni Seda'ya bir sorsana. Gerçi bilmiyorum Seda'yla konuşuyor musun sen? Seda'nın yıllardır bende numaraları var. Bir günden bir güne ben kimseye mi verdim? Ama sen böyle madilik yaparsan bana bilmem kafama değişebilir. O Şengül'ün lafına bakıp da. Özellikle bu videoya başlarken benim Sibel Baysal sesinden olan ilahi cennetine cennetine ile ikiniz dalga geçtiniz. O Evet. yüzden ilahiyle girdim ben. Videoya başladım. Özellikle cennetine. O kendinize niye söylemiyorsunuz bunu? Ben dini Görüşme dinlerde var mı? Kızı ondan var sonra yaşlı kızı Kadir lazım gecesi olsun, yani şey olsun, ben hep böyle okurum, görüşme. ilahi okurum yani. Ne var yani ilahimle alay ediyorsunuz? Asıl alay edileceksiniz de işte fazla da konuşmuyorum artık. Ya boş ver ya.
Ya Allah aşkına. Bak ben de senin için makyaj yapıyorum ki anlayamadım şu an zaten. Aynasız bir Yok ortam. Seda şey, Zeynep'le Şengül okuduğum ilahiyle alay ediyorlar cennetine cennetine. Ben de bu videoya başlamadan önce onunla girdim. Onu okuyarak girdim. Seslendirdim. Tabii. Fulya Aydan Şener, Seda Kraliçem de Sibel Can. Şu kalanları da biraz. Aynen. Bak ben alttan okuyorum ama şöyle hani yorum şeylere dikkat ediyorum ki doğru söylüyorsun. Aksama doğru söylüyorsun canım. Yani. Tamam bu bitti. Göz kalemi. Aa Bir de makine bir gün önce, sıkıyor. 2 gün önce de hakkında video yapıyor. Sibel diyor Kalemi evimi aldım. kutluyorum işte diyor Şengül. Göz kalemim nerede bu arada ya? Baş için tamam. Arap baban geldi mi? Gelmedi mi? Saat kaçta geliyor ki? Gelir herhalde şimdi. Ha. Seda Solüs'ün demiş ki biraz daha koyu yap demiş. Hayır hayatım, koyu renk şu an olmaz, gölge yapacağım. Semih Bey hoş geldiniz efendim. O çektiğin kalem mi, eyeliner rakip mi? Kalem. Sugar Bak şimdi. Hafif değdirdim. Neden? Çünkü yayacağım. Bu da benim tarzım. Vardı ya. kız bir makyaj insana kadar değiştiriyor değil mi? Ama ben Seda'nın hiç makyaj yaptığını görmedim ya. Çok natürel yapıyor o da. Ya benim şey gibi şu an tamam benim gölgeli makyaj da Seda natürel yapıyor. Zannedersem gözün üstüne çekiyor. Başka da bir şey kullanmıyor zaten. Çünkü niye? Bebek gibi. Yok yıllardır ben biliyorum ama hiç öyle makyaj şeyi profan yapmıyor. Burada gazino çalıştırdığı dönemlerde bile. Natural. Ay. Şimdi biraz açık renk sürelim şu kaş kısmına. Bak kaş kısmı var ya. Gördün mü? Orantılı oldu. Şimdi gölge yapayım bakayım. Şekil veriyor buruna.
bitsin de Emir. Çünkü Baysal TV YouTube kanalındayız ya. Makyaj tarifi veriyoruz. Ondan sonra Gullüm. Bakayım hatta şeye, süreye. Ha. Fulyacığım. 4 dakikada biter mi? Bitti herhalde. Biter. Tamam. Anlık süreceğim. Anlığı da 3 şeklinde sürüyorum. Ben neden elmacık kemiklerimi çıkartıyorum? Şöyle Yani değil şöyle. mi? Yukarı, şurada şöyle. Yayacağım. Hepsini yayacağım. Ha, ta o zamanlar da mı yapmıyordun Seda? Yoksa yeni mi oldu? O zamanlar natürel yapıyordum gibi mi hatırlıyorum ben? Ha, senin gözlerin nasıl oldu bu arada ya? Damla kullanıyordun. Fayda etti mi? Ha, tamam, yok, birkaç kez gördüm, damlatıyordun ya. O yüzden sordum yani, şu an gözün nasıl, iyi oluyor mu, iyileşiyor mu? Şeyine gelecek mi Seda? Gel. Az kaldı. Söyle, gelecek mi? Göz kurulu. O zaman senin sürekli göz damlası kullanman gerekiyor. Tamam. Tamam. Bir rimel, bir de rujum kaldı, o kadar. Hadi inşallah bunu da 2 dakikada sürersen. Ne 2 dakika yapayım yavrum? zamanımız var. Evet efendim, şimdi makyajımız sevgili Fulya Hanım son olarak rujunu sürüyor. Çok güzel makyaj yaptı, tarif verdi. Evet. Gözlük mü takıyor şu an ona? Hayır, kirpiklerimi şimdi ruj süreceğim, o kadar. Rujda yine şeker pembesi süreceğim ama şeker Gülüm doğru videosundan efendim görünmesini sevgili istiyorum Fulya dudaklarımın. Hanım Baysal TV YouTube kanalımda ve Sibel Baysal, siz sevgili hayranlarım, çok güzel bir makyaj yapıldı. Hem ben yaptım hem Fulya Hanım yaptı. Evet, teşekkür ediyorum efendim kendisine. Çok da güzel oldu gerçekten efendim makyaj tarifleri. Buyurun efendim.